9 günlük bayram tatilinden sonra Ankara stüdyolarından tekrar birlikte oluyoruz. Yaradan'a bugünü bizlere bahşettiği için şükrediyoruz. Stüdyo konuklarımız Ümmetin Yetimleri Derneği Başkanı Sayın Yaşar Kocadal, Suriyeli Doktor Muhammed Muhammed. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümmetin Yetimleri Derneği ile başlayalım isterseniz. Bu dernekle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Ümmetin Yetimleri Derneği 4 yıl önce sosyal medyada bir platform olarak kurulan, yetimleri ve özellikle savaş mağduru insanları merkez alan bir çalışmaydı. Daha sonra çalışmalar olgunlaşıp kurumsallaşmaya başlanınca dernek olma kararı aldık. Derneğimiz resmi olarak 2 yıl önce kuruldu. Ümmetin Yetimleri Derneği, isminden de anlaşılacağı gibi yetimleri merkez alan ve bu konuda din, dil, ırk ayırt etmeksizin herkesi kucaklamaya çalışan bir yapı. Bu yapı herhangi bir bağlantılı işte cemaat ya da benzeri bir bağlantısı olan bir yapı değil. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Bizim çalışma prensiplerimizin en başında yetim merkezli, yetime dair olan her şey var. Şu anda Ankara'da 1600 yetim ailemiz var. Bizim sistemimizde Ümmetin Yetimleri Derneği olarak yetimleri mümkün olduğunca annelerinden koparmamaya ya da akrabalarından, amcalarından, dayılarından, dedesi ya da ninesinden bir yakını varsa ondan koparmamaya, onun yanında bakmaya gayret ediyoruz. Bunun sebebi çocuklar farklı bir ortama geçtikleri zaman, bu akraba bağları koptukları zaman daha farklı sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçların önüne geçebilmek, en başında engel olabilmek, çözüm üretebilmek için böyle bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Tabii elhamdülillah Ümmetin Yetimleri Derneği çok farklı bir boyuta ulaşmış durumda. İnternetten, özellikle sosyal medyadan bize gelen desteklerle yetimhaneler açılmaya, işte depolarımız büyümeye ve kapsama alanımız genişlemeye başladı. Şu anda sistematik olarak Türkiye'ye ulaşan engelli ve yetimlerin tamamına hitap edebiliyoruz. Bize ulaşan herkese elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ve bu Türk vatandaşları da dahil aynı şekilde. Ya o çatıda sadece Suriyeli yetimler değil, Türk vatandaşı tabii, Türk yetimler de var. Ama tabii şu anda bizim bir öncelik programımız var. Bu öncelik programımız mağduriyet derecesine göre değişiyor. Eğer hani bir yetim geliyor karşımıza, dosyasını açıyoruz. Dosyasında işte gelir düzeyini, akrabalık derecelerini, akrabalarının yoğunluğuna kadar bir puanlama yapıyoruz. Bu puanlama sonrasında onlara ilgi ve alaka derecemizi artırıyor ya da azaltıyoruz. Tabii bunun yanı sıra çok zor durumda olan farklı aileler de geliyorlar. Onlara da hasbelkader elimizde gelen fazla olan yardımlardan mutlaka ulaştırıyoruz. Bizim burada en temel amacımız yetimlerin özellikle hiçbir akrabası olmayan, tek başına kalmış ya da ailevi problemlerden dolayı amcanın, dayının ya da dedenin, ninenin yanında barınamayan çocuklara sahip çıkabilmek. Onların mağdur olmasını ya da kötü ellere düşmelerine engel olabilmek, suistimal etmemeleri, suistimal edilmemeleri için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda Ankara'da Allah'a hamdolsun çok ciddi rakamlara ulaştık yetim noktasında. Ve bu yetimleri elimizden geldiğince sahiplenmeye, aynı zamanda bu yetimleri bütün gönüllerimize, bizi takip eden herkesin gözünün önüne sermeye çalışıyoruz ki insanlar yardımlar nereye ulaşıyor? Aynı zamanda hangi insana ne kadar yardım edildi? Bunlara doğru bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Şu anda yine döneceğim o konulara ama biraz da sizi tanıyalım. Siz bu bir sivil toplum kuruluşu. Evet. Siz bir gönüllülük esasıyla çalışıyorsunuz. Derneğinizde kimler var? Derneğimizde memur arkadaşlarımız var. Genelde iş adamı arkadaşlarımız var. Normal çalışan arkadaşlarımız var. Yönetimimizde şu anda 150 kişi var.
Bu 150 kişi mümkün olduğunca yoğun bir şekilde çalışıyor. Resmi kayıtlı olarak çalışanlar ve gönüllü çalışanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Resmi, yani direkt derneğimize üye olup kayıt yaptırarak gönüllü olarak çalışanlar farklı, dışarıdan gönüllü olarak çalışanlar farklı şekilde hareket ediyor. O dönemlik zaman, farklı zamanlarda yardım edenler olduğu gibi sürekli koşturan kardeşlerimiz de var. Bizim en büyük farklılığımız, her cemaatten, her renkten, her farklı düşünceden insanları barındırabiliyoruz. Çünkü bizde cemaatsel tartışmalar kesinlikle yasak. Bizde kesinlikle fikirsel tartışmalar kesinlikle yasak. Bizler sadece salih amel ortaya koyabilmek ve yetimlere sahip çıkabilmek için organize olmuş bir ekibiz. Bu çalışmaları yaparken başta da söylediğim gibi sadece yetimleri merkeze alıyoruz. Şimdi sosyal medyada ne yazık ki çok ciddi bir yığılma var. Yani neredeyse her iki kişiden birisi sosyal medyada. Ve ne yazık ki sahada kimseyi göremiyoruz. Yani o ekranda, o işte paylaşım ağında, o sosyal ağın içerisinde ne yazık ki insanlar kıvranıyorlar. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Ve bunu da paylaşım olarak, yani sosyal paylaşım olarak, Twitter olarak, işte Facebook paylaşımı, Instagram paylaşımı duyarlılığını olarak orada gösteriyor. Orada göstermeye çalışıyor. Ama sahada yok. Tabii sahada yok. Biz bunun önüne geçebilmek için, yani baktık, çünkü biz neredeyse ben 10 yıldır yardım çalışmalarının içerisinde yoğun bir çalışma yapıyorum. Ve öyle bir noktaya gelmiştik ki artık, yani herkes sosyal medyada ve gerçekten çok büyük laflar ediliyor. Amele yansımıyor bunlar. Yani söz ve amel çelişkisi çok yoğun bir şekilde karşılaştığımız bir hadiseydi. Bunları öyle bir noktaya getirelim istedik ki, öyle bir proje, öyle bir platform kuralım istedik ki insanlar hem paylaşım yapsın hem gelsin yardım etsin. Duramasın. Yani yazdıklarının arkasına düşsün. Biz bu mihmalde bir sosyal medya projesi başlatmak istedik. Ben kendim reklamcıyım. Çok uzun süredir, neredeyse 15 yıldır reklam sektöründe sanat yönetmenliği yapıyorum. Allah'a hamdolsun işlerimiz de çok güzel gidiyor. Tabii yardım işlerine ne kadar koşturuyorsak Rabbimiz de o kadar bize ummadığımız yerlerden kapılar açıyor. Bunun da bereketini ve rahmetini gördük. Ve aynı zamanda diğer esnaf arkadaşlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar. Hani biz yetimlere ne kadar eğildiysek Allah hiç ummadığımız yerden. Yani mesela kendi çabalarıyla elde ettiklerinin dışında kendiliğinden gelenlerin olduğunu söylediler. Ya bunun bereketini yaşayan çok kardeşimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Amin. Yani zamandan, işinden, aşından, gerçekten ailesinden zaman ayırıp buralara gelmek çok zor bir şey. Ben bunu görüyorum hakikaten. Ama bunun zevkini tadınca insanlar bu bağdan kopamıyor bir türlü. Bizim sosyal medyadaki bu çalışmalarımız, yetimlerin gerçek hayatlarını ortaya koymamız, bunu bir reklamcı diliyle, bir haberci diliyle ortaya koymamız Allah'a hamdolsun çok etkili oldu. Ve bu netice sonrasında, bu yapılan çalışmalar sonrasında çok ciddi veriler elde ettik. Bu projelerinize geleceğim ama hocama da dönmek tabii istiyorum. Suriyeli doktor diye tanıttık. Siz kendiniz biraz tanıtır mısınız? Burada nasıl kalıyorsunuz? Bu işin neresindesiniz? Sizi tanıyalım ve faaliyetlerle bağlantınızı bilelim. Yaklaşık Türkiye'ye bundan 2 sene önce geldim. Türkiye'ye ilk geldiğimde bir hastanede çalışmaya başladım. Normal özel bir hastanede. Tercüman olarak ama. Yani çalışma izni falan istiyorlar ya. Evet. Orada çalışmaya başladım. Libyalı hastalar geliyordu özel hastaneye. Yaklaşık yani biraz bir özel hastanenin adını verebilir miyim hastanenin? Yok. Bir özel hastanenin 40 hastası oluyordu Libya'dan. Ya savaş savaştan yaralananlar. Yaklaşık 15 tercüman olarak çalışıyorduk. Ondan sonra ailem de geldi. Ailem geldiklerinde Ankara'ya geldiler. Ben de bir akrabam vardı. Akraban yolunda Muhammed abiye tanıştım. Yaşar abiye. Evet. Muhammed çağırıyor kan biz Süreyya olarak. Ondan sonra çalışmalar falan gördüm. Ben de gönüllü olarak ilk aşamada ya çalışmak istedim beraber. Neler yapıyorsunuz? Yani bu aşamada sizin açınızdan neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ya benim açımdan şöyle bir şey diyelim. Siz bir köprü görevi yapıyorsunuz değil mi? Aynen. Dediğim gibi ya yapacağım ne yardım olabilir? Yani maddi
destek yapamam. Manevi destek belki yapabilirim. Ama en iyi destek nerede olur? İlk geldiğimde hastanede çalıştım ya. Yani. Orada tercüme ettiğimizde dedim tamam şimdi Suriyelilere de geldi bura. Nasıl yaşıyorlar? Yani bir gelip bakkala bir şey alacaksa bile tercümen istiyor. O zaman ilk geldiğimizde şey yaptık. Bir numara aldım. İşte bir Suriyeli hastaneye giderse ya da çocuğun aşısı falan oluyor. Vakada evet. Bir gün hastaneye dedim. Biri geldi şey diyor çocuğuma aşı falan yapacağım. Ya, tercüme istiyor. İşte soruyorlar ya kaç ay oldu evet. Falan. Aşını, adam da inneyi vuracaklar korkuyor diyor. Yok vurmayın bekleyin. Ne aşısı yok yani şey çocuğa falan zarar olur mu? Ondan sonra Ankara'ya geldiğimde Muhammed Yaşar abiyle tanıştık. Dedim ben de artık şey yapayım. Ya yani yine bir evet. Tercüman. Ya, Suriyelere yine yardımda altında falan. Ya da bir Suriyelinin derdini anlamak. Sen Suriye'de tıp okudun, ihtisas yapmadın daha. Yok, Ukrayna'da okudum. Evet. Ondan sonra Suriye'ye inecektim. Oradaki şey işte Suriye'de yine doktor ihtiyacı var. Şimdi genellikle Suriye'de hasta olduklarında şey yapıyorlar. İki gün önce bir hastayla konuştum. Şey diyor, Suriye'deymiş, Lübnan'a geçmiş. Orada tedavi olmak istemiş, kabul etmemişler. Ürdün'e geçmiş, yine kabul etmemişler. Geri Suriye'ye dönmüş. Suriye'den geri Irak'a geçmiş. Irak'ta yine tedavi edememişler. Şimdi şey 2 gün önce de Türkiye'ye gelmişti. İnşallah burada tedavi olacak. Ya artık şey diyor bak Arap ülkeleri filan bize bakmıyorlar. Artık sadece Türkiye'ye bakıyor. Hocam projelere giriyorduk. Oradan devam edelim. Şimdi burada Mehmet kardeşimiz gibi sayısız doktor var. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de gerçekten Suriyeliler için sığınılacak çok büyük bir kapı. Bu kapı ne yazık ki son dönemde çok ciddi bilgi kirliliğiyle farklı noktalara maalesef, taşınmış maalesef. Durumda. Bizim şu anda bu kapıyı kapatmamız demek. Bu kapıyı ya da kısmamız, kapı aralığını kısmamız demek. İçeride birçok insanın çok basit hastalıklardan vefat etmesi demek. Muhammed kardeşimiz gibi sayısız doktor Türkiye'de. Neden Türkiye'de? Çünkü orada ilk vurulan, ilk hedef alınan yerler hastaneler. İlk hedef alınan şeyler ambulanslar, okullar, bütün altyapılar. Bu ne yazık ki doktor sayısını en hızlı şekilde yani vefat etmelerinden dolayı azalmasına sebep oluyor Suriye'de. Ve insanlar çareyi zaten teşekküllü hastaneler değil, Sahra Hastanesi dediğimiz ya yerin altında ya bir çadır şeklinde olan hastaneler. Burada ne tahlil yapılabiliyor ne de tetkik yapılabiliyor. Sadece işte ilk yardım, pansuman, işte mümkün olduğunca hızlı müdahale olabilecek şeyler. Ama ne yazık ki teferruatlı özellikle o ilk dönemde atılan gaz bombaları sonrasında kanser olan çocuklar, yanan çocuklar atılan bombalar sonrasında, hava saldırıları sonrasında ne yazık ki çözüm bulamıyorlar. Şu anda bizim en büyük projelerimizden birisi bir havuz oluşturup bu yanan uzuvlarını kaybetmiş, çok basit ameliyatlarla belki kurtulabilecek çocukları buraya taşıyabilmek. Buradan da gerekirse Almanya'yı Amerika'ya taşıyabilmek. Hani ameliyat derecelerine göre ne yazık ki bütün ameliyatlar Türkiye'de de olamayabiliyor. Ama bu çocuklarımızın aciliyeti çok mühim. Mesela şu anda bir yavrumuz var. Çok basit bir ameliyatı gerekiyor ama özel hastaneler 100 milyar, 110 milyar fiyat veriyorlar. Devlet hastanelerinde ise ne yazık ki bu ameliyatlar yapılamıyor çoğu ameliyatlar. Ya da çok ciddi prosedürler gerekiyor. Sağlık Bakanlığı izni vesaire gerekiyor. Bizim en büyük projelerimizden bir tanesi bu tür Yaşar hastaneler... Yaşar Bey araya gireceğim. Bir telefon bağlantımız var. Hatta fazla tutmayalım. Murat Demircan Bey telefonu attığımızda. Murat Bey buyurun. Yaşar Bey öncelikle merhabalar. Merhabalar. Yaşar Bey benim sorum şu. Genel olarak dernek anlamında ben sizi sürekli takip ediyorum internet sitesinden de. Genel kapasite global olarak dünya açısında ne düşünüyorsunuz? Bir daha alabilir miyim? Tam anlaşılmadı. Sorum tam olarak şu. Hani dernek adına diyorum genel olarak yani ileriye dönük tam olarak projeleriniz neler yani neler düşünüyorsunuz? Şimdi dernek teşekkür olarak, ederiz Murat Bey katıldığınız için. Rica ederim sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Dernek olarak projelerimizin en önemli konumlandırdığımız nokta engelli ve yetimler noktası. Engelli ve yetimler bizim için çok önemli ve değerli.
Çünkü bunlar çok özel ilgi istiyor. Belki hastanede tedavi edilebiliyor ama hastaneden çıktıktan sonra evde düzgün bir ortam, hijyenik bir ortam olmazsa bu çocuklar ne yazık ki aldıkları tedavi tam tersine dönebiliyor. Ya da mikrop, boşa çıkıyor tedavi. Tabii mikrop kapabiliyorlar. Evvela bu yaşam şartlarını düzenlemeye çalışıyoruz. Murat kardeşimize çok teşekkür ederiz. Bizi sosyal medyadan da takip ediyormuş. Biz bu ailelere ev buluyoruz. Ev eşyası, hijyenik ortam ve gıda ve benzeri işler. Babalara mutlaka iş bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu şekilde gelen hasta sayımız 300'ü buldu. Şu anda sadece Ankara'da ilgilendiğimiz hasta sayısı. Daha çok hangi semtlerden? Daha çok Altın'da ve Mamak semtlerinde ilgileniyoruz bu ailelerle. Tabii buralarda ilgilenmemizin sebebi de kiraların biraz daha düşük olması. İşte burada çok ciddi bir Suriye nüfusunun, yani Arapça konuşan bir arada olması, bir arada olmaları gibi etkenler söz konusu. Bizim diğer bir projemiz de demin de bahsettiğim gibi bu hastaların en doğru tedaviyi en hızlı şekilde alabilmelerini sağlamak. Biz bunların tamamını bu hastalara, bu yaralı vatandaşlara tamamen ücretsiz sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Türk vatandaşlara da aynı şekilde elhamdülillah özel bir göz hastanesinde, tam teşekküllü bir göz hastanesinde bu zamana kadar 85 tane yabancı ve Türk vatandaşı yetimimizin tedavilerini üstlendik. Bunun yanı sıra 6 tane hastamızın da bütün ameliyatlarını üstlendik ve bunları gerçekleştirdik. Hala ameliyat süreci devam eden sayısız çocuğumuz var ve ameliyat sırası bekleyen çocuğumuz var. Biz kamuoyunu, mesela bizim sosyal medyada tabii hep biz tabii bu çalışmalar yaparken herhangi bir övgü peşinde ya da yüceltilme peşinde değil de Allah'ın rızasının peşinde koşarak bunları yapıyoruz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de çok ciddi eleştiriler de alıyoruz. Mesela bize gelen eleştirilerden bir tanesi neden bu çocukları sürekli yayınladığımıza dair. Biz insanlara şunu söylüyoruz. Yani biz mesela bir vakayla karşılaşmıştık geçen yıl. Hemen apartmanın dibinde bir gecekondu var. Apartmandaki insan bizi arıyor. Diyor ki ya işte biz yardım, zekat verecek insan bulamıyoruz. Ya dedim sen nerede oturuyorsun? Şurada oturuyorum. Bak senin hemen iki sokak altında bir gecekondu var. Orada bir yetim ailemiz var. Biz bu ay gidemedik, sen git. Adam gittiğinde çok şaşırdı. Çünkü orada 4-5 tane daha aile vardı. Onlarla da ilgilenmeye başladı. Ve zaman içerisinde bizim bir gönüllümüz haline geldi. Ve şunu açık yüreklilikle itiraf ettiler. Yani birçok kişi de aynı şeyi yaşadık. Yani biz hakikaten ulaşamıyoruz, göremiyoruz. İş tempomuzdan, hayatla ilgili meşakkatlerimizden, ailesel meselelerimizden bir türlü bunları fark edemiyoruz. Biz bunların fark edilmesi, bir farkındalık oluşturulması için çaba sarf ediyoruz. Ben anladığım kadarıyla gönüllülük esası sizin yükünüzü de azaltıyor. Tabii, değil mi? Çok ciddi bir lokomotifimiz bizim gönüllülük esası. Hem sahaya inmiş oluyor, sizin yaptıklarınızı görüyor. Belki bir bayrak yarışı aynen devam ediyor. Aynen. Şimdi biz uzun bir süre insanları kardeş aile programına yönlendirdik. Yani her ailenin bir tane kardeş ailesi olsun, bir yetim ailesi, bir engelli ailesi olsun. Yükü misafirlesin istedik. Ama daha sonra baktık hakikaten insanlar belli bir zaman sonra bunu takip edemiyorlar. Biz de şöyle bir çalışma yapmaya başladık. Dedik ki hani yüklenebildiğiniz kadarını yüklenin. Mesela sadece elektrik su faturasını ödesin bir aile. Başka bir aile sadece erzak getirsin. Böyle olunca insanlar katılım sayısı çok arttı. Çünkü bir ailenin geçimi demek nereden baksanız aylık 1 milyar, 1,5 milyar evet demek yani. Kirası, yemesi, içmesi. Yani nihayette bir elektrik faturasını çok rahat öder tabii, herkes. Tabii. Ama şimdi bu şekilde olunca hani hem şartlanmamış oluyor ya da işte elektrik su faturasını hemen otomatik talimat veriyor maaş hesabından. Evet. Ya da kirasını sadece otomatik talimat veriyor. Ya da işte erzak noktasında yardım ediyorsa hemen gidiyor elbise de alıyor. Burada da şunu da önlüyorsunuz. Yani bağış sisteminde suistimalleri de önlemiş tabii, oluyorsunuz. Tabii. Siz ön kaygıları, soru işaretleri de ortadan kaldırıyorsunuz. Direkt muhatabına yardım ediyor. Aynen öyle. Zaten biz insanlara şunu söylüyoruz. Yani biz neredeyse 2-3 aydır bağış almaya başladık. Daha önce bağış almıyorduk.
yurt dışından ya da bizi tanıyan, samimi olduğumuz insanlardan emanet alıp yerine ulaştırıyorduk. Biz insanlara hep şunu söyledik. Dernekler hayrın önünde bir barikat olmaması lazım. Hayır yerine ulaşması lazım. Biz ne olursa olsun sizinle yetimler arasında, sizinle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olmak zorundayız. Ve sizler yetimlere kendi elinize ulaştırmak zorundasınız. Bu sizin mükellefiyetiniz. Yani bizim tek elimize kalmış hem bir hadise değil. Hem manevi haz da duyacak. Tabii yani ki. Gidecek, gelecek, mesai sarf edecek. Bir ablamız vardı. Bana şöyle bir cümle kullandı. 40 yaşlarında. Ben dedi hani orta düzeyde, orta halli bir insanım. Ama hani gezmeyi, dolaşmayı, eğlenmeyi çok severim. Bu 40 yaşındayım. Bu zamana kadar şu sokaklarda aldığım hazzı hiçbir şeyde almadım. Yani mesela bizi çok sevindirmişti. Çünkü insanlar geliyorlar ve mutlu olarak gidiyorlar. Bizim çocuklarımızın yaş ortalaması çok küçük. Yani mesela şey var, bizi takip edenler bilirler. Medine, Muhammed ve Ali kardeşler var. Bunlar buraya geldiklerinde böyle küçük küçük bebeklerdi. 4 yıl olmuş. Evet. Şimdi koca koca gençler oldular. Medine şimdi yani Serpil'di, daha 8 yaşında bir çocuğumuz. Yani bu gelişimi ekrandan görüyorlar. Yani bebekti, büyüdü, takip ediyoruz. Şimdi o haz deyince hatıram aklıma geldi. Ben uzun süre İhlas Haber Ajansı'nda görev yaptım. Evet. O dönem yıllar önce bir kemik erimesi hastalığına yakalanmış bir kızımızın haberini yaptık. Kız 17 yaşında. 17 yıldır pencereden dışarıyı seyreden bir genç kız, 17 yaşında. Evet. Ve haber başlığı cam güzeliydi. O kadar da güzel bir kız. Ve sağ olsun hayırsever insanlar yurt içi ve yurt dışından. Yüzlerce insan talip oldu ve o kızımızı tedavi ettirdiler. En azından kemik hastalığının ilerlemesi durduruldu. 17 yaşında bir kız düşünün. Ve protez bacaklar takıldı. O tarihte tedavi oldu. 3 ay, 5 ay sonra ajansa geldi. Kapı açıldı. Bir genç kız sarılıyor hasretle. Ben o hazda, o duyguyu hiçbir şeyle değişmedim. Kesinlikle. Şimdi biz tabii şu anda yardım çalışmaları Türkiye'de ne yazık ki farklı derecelerde sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Ben Ankara için konuşayım. Ankara'da şu anda Önder semti Ankara'daki yardımların merkezidir. Ama ne yazık ki Önder'de aynı oranda suistimaller de artmış durumda. Yani bir aileye birçok kişi geliyor ve yardım ediyor üst üste aynı tarihler içerisinde. Mesela biz bundan çok rahatsız durumdayız. Yani çevrelerde özellikle Demet'te, Mamak'ta, Köstence'de, Kayaş'ta çok daha mağdur insanlar var. Yani ben peki bir gün, bunlar nasıl ulaşacaklar size? Gönüllü bizim, katılmak isteyen, farklı destek vermek isteyenler? Web sayfamızdan ve sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Ümmetinyetimleri.org adresinden ya da yetimharitası.org adresinden ya da sosyal medyada Ümmetin Yetimleri yazdıkları takdirde, Ümmüder yazdıkları takdirde bize ulaşabilirler. Facebook'ta da yine aynı şekilde. Ümmetin Yetimleri, İslam ümmetinin bütün yetimlerini kapsayan büyük bir proje olsun istiyoruz biz. Allah'a hamdolsun projelerimizde dikkate aldığımız, merkeze aldığımız kriterler bizim için çok önemli. Bizler bütün gönüllerimize şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yetim ailelerin evlerine gideceğiniz zaman kesinlikle yalnız gitmeyeceksiniz. Birinci şartımız bu. Mutlaka yanınızda birisi olacak. Çünkü zaten kapı açılmaz. Evet. İkincisi yetim ailelere gittiğiniz zaman mutlaka ne yardım ettiyseniz bize bildireceksiniz ki biz onu kayıt altına alalım. İkinci kişi gittiğinde aynı yardımı yapmasın. Üçüncüsü de mümkün olduğunca sadece çocukların fotoğraf ve videolarını çekeceksiniz. Annenin, zaten genelde anneler var. Evet. Fotoğraflarını ve videolarını kesinlikle çektirmeyeceğiz. Bu tür konularda yaptığımız bu çalışmalar çok ciddi ıslahatlara sebep oldu. Allah'a hamdolsun şu anda 10 tane ailemiz sokakta çocukları dileniyor da yetimler. Şeyma diye bir çocuğumuz vardı. Bizi evet. Takip edenlerin hepsi tanır. Çok tatlı bir kızımız. 15 gün kodeste kaldı.
sokakta mendil satarken, dilenirken, ne yazık ki şu anda yeni çıkan yasayla birlikte bu çocuklarımız ailelerinden alınıyor ve sevgi evlerine veriliyor. 15 gün hapishane, KODES'te, karakolda kaldıktan sonra sevgi evlerine verildi. Ve çok meşakkatli bir süreç yaşandı. İki kardeş, ikisinin yaşları da küçük, 4 yaşında ve 5 yaşında. Şimdi burada devletin çok haklı bir politikası var. İnanılmaz bir kirlilik var. Nasıl bir kirlilik var? Sokaklara çıktığınızda hemen size geliyorlar, işte para, evet, işte mendil satmaya çalışıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ve sulu yerlerde o gözle bakılıyor. Tabii ki. Camide dilenen, tabii ki, kırmızı ışıkta sizi rahatsız eden çocuklar. Biz bu noktada ne yazık ki yeterli kaynağımız olmadığı için düzgün çalışmalar ortaya koyamıyoruz. Bu çocukların her şeyden önce eğitilmesi lazım. Bizler şunun bilincindeyiz. Bu insanlara erzak götürmek, bu insanlara yardım götürmek yetmez. Bir yere kadar. Bu insanları sağlıklı bir şekilde hem bir İslami terbiye alarak yetiştirmek gerekiyor. Ben gönüllerimiz ve sohbetlerim esnasında mutlaka şunu söylüyorum. Şu sokaklara bakın. Genç kaynıyor, çocuk kaynıyor. Her bir ailede en az 5 tane, 6 tane çocuk var. Sokakta çocuklardan ve gençlerden geçilmiyor. Bunlar iş bulamıyorlar. Herhangi bir meslekleri yok ve eğitimleri yok. Yani Türkçe öğrenmeyi bırakın, Arapça okumayı yazmayı bilmiyorlar. Bu insanlar kısa bir süre sonra karşımıza yan kesici, gaspçı ya da tecavüzcü olarak çıkarsak, bilin ki bu bizim suçumuz. Kimsenin suçu değil. Bu, eğer bunlar varsa, böyle vakalar ortaya çıkıyorsa, zaten bizim toplumumuzda olan vakalar bunlar. Zaten sürekli karşılaştığımız, 3. sayfa haberlerinde gördüğümüz, ekranda karşı, ana haber bültenlerinde karşımıza çıkan sahneler bunlar. Evet. Eğer bu insanları biz eğitmezsek, bu insanları doğru bir yere kanalize etmezsek, bu insanların olacağı da bu. Peki o konuda çalışmalar neler? Bu konuda tabii projelerimiz var. Şu anda 2 tane proje yazdık. Bir spor kulübü kurmak istiyoruz. Suriye, özellikle Türkmenlerden oluşan, onların daha başarılı olacağını, hani dil vesaire noktalarında. Bir yetim kulübü kurmaya çalışıyoruz. İşte tekvondo öğrenecekler, spor yapacaklar, işte aynı zamanda yüzme gibi aktivitelere katılacaklar. Bu konuda belediyelere yazılar yazmaya başladık. Belediyelerin yaz kursları var ve onlar zaten öğrenci bulamıyorlar. Zaten işte o şeyleri dolduramıyorlar, kotaları dolduramıyorlar. Evet. Ve biz Türkiye'nin her yerine kamp yapmaya talibiz yani. Nereye gidilmesi gerekirse. Çünkü bu kamplar gerçekten çok verimli geçiyor. Ben inanıyorum. En azından Suriyeliler için verimli olacaktır. En azından dil öğreneceklerdir. Bakın hani Muhammed Bey de uzun süredir Önder semtinde yaşıyor. Burada karşılaştığımız Suriyeliler hep aynı çevrediler. Tabelalar Arapça. Herkes Arapça konuşuyor. Türk vatandaşları seyrelmiş durumda o semtte. Ve sokakta insanlar Arapça konuşuyor. 4 yıl önce gelmiş bir adam bir tek kelime Türkçe konuşmadan yaşıyor. Niye? Bir arada olduğu için. Tabii ki ciddi bir yığılma var. Bir de insanlar mümkün olduğunca çevre illerden de ev buldukça, evler boşaldıkça, tabii bu konuda da çok ciddi suistimaller var. Onlara da ayrıca değineceğiz. Mutlaka uzak yerlerden evlerini satıp ya da işte evlerini terk edip ya da devredip buralara geliyorlar. Şimdi burada gençlerin özellikle 10 yaş altı, 15 yaş altı gençlerin çok ciddi problemleri var. Her şeyden önce görgü problemleri var. Çünkü Suriye'de birçoğu çok hayat kalitesi çok düşük standartlarda yaşıyordu. Çok kötü standartlarda yaşıyorlardı. Bu insanların buraya gelmekle birlikte çok ciddi anlamda, duygusal anlamda, duyusal anlamda, algısal anlamda değişiklikler meydana geldi. Siz şöyle bir şey düşünün. Sürekli baskı, job, silah tehdidiyle yaşadığınız bir yerden hiçbir tehdidin olmadığı, her türlü şeyi özgür hissettiğiniz bir alana geliyorsunuz. Ve daha kötüsü, İslami hiçbir terbiyeniz yok. Hiçbir altyapınız yok. Burada bir nokta koyalım. Kısa bir reklam aramız var. Tamam. Devam edeceğiz. İnşallah. Ankara'daki sohbetimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğim ama Muhammed Hocam'a ben bir söz vermek istiyorum.
Şimdi Suriye'den sizin irtibatınız var. Geliyorsunuz, gidiyorlar, siz geliyorsunuz, gelenlerle görüşüyorsunuz. Neler oluyor? Son durum nedir orada? Suriye'de artık halk kısıtlama yaşıyorlar. Yani IŞİD'in bölgesinde yaşayan halk var. PKK'nın kısmında yaşayan halk var. Rejimin altında yaşayan halk var. Özgür savaşların yanında yaşayan halk var. Her biri müzdarip yani. Yolları kesik diyorlar. Arzak falan gelmiyor. Suriye'nin parası çok düştü. Yani yine bilgi kirliliği, sosyal medyada ona geleceğim. İşte oradan vatanını terk edip, vatanı için savaşmadan kaçıp gelenler ibaresi kullanılıyor. Orada Özgür Suriye ordusu mücadele etmiyor mu? Orada insanlar yok mu? Yani herkes vatanını terk mi etti? Yok. Özgür savaşlar var. Özgür Suriye askerleri. Ama buraya gelenler çoğu aileler oluyor. Yani küçük çocuklar oluyor. Ya düşünün siz kendiniz gece saat 10'da diyorum. Küçük bir çocuğunuzu gidip bakkala yollayabiliyor musunuz? Burada yolluyorsunuz. Yok gece oğlum. Yani geç saatlerde. Geç saatlerde mümkün değil. Korkuyorsun, şey yapıyorsun. Ya oğluma ne olur, çocuğuma ne olur. Ya buraya gelenlere çoğu böyle. Çünkü Türkiye'de güven var. Bir de yaşam, ya şimdi Suriye'de yaşam sıfır noktasında. İş yoktur. Her şey pahalı. Ya gelip bir ekmek alacaksan bile bir hafta sıraya beklerim biliyorum yani, duyuyorum arkadaşlarımdan. Burada aileleri olup da orada savaşanlar da var mı? Var. Çok var. Çoluğunu çocuğunu garantiye alıyor güvenlik açısından. Gidiyor orada mücadeleye devam ediyor. Aynen. Ona var. Hocam kaldığınız yerden devam edelim, buyurun. Şimdi her şeyden önce şunu iyi anlamak lazım. Eğer bizler projeler üretmesek, bu yetimlere sahip çıkmazsak, gerçekten Allah'tan gelebilecek büyük bir azabı gözlememiz gerekiyor. Bir defa Türkiye daha önce Irak'ta çok büyük bir tecrübe yaşadı. Ve bu tecrübe ne yazık ki sahipsizlikle sonuçlandı. Iraklı yetimlere sahip çıkamadık. Iraklı mazlumlara gerçek anlamda destek olamadık. Bosna'daki gibi olmadı. Çeçenistan'daki gibi olmadı. Ve orada çok ciddi bir nüfus yok oldu. Bildiğiniz kitlesel bir yok ediliş yapıldı. Ve şu anda da yapılıyor. Şu anda da devam ediyor. Hala devam ediyor. Bayramda 240 kişinin katledildiğini düşünüyorum. Tabii. Sayısız derecede etnik ve mezhepsel çatışmalara itilmiş durumda coğrafya. Şimdi burada bizim her şeyden önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu insanların hepsi bizden bir parça. Bizi hapsettikleri sınırlar bizleri engellememesi gerekiyor. Irak dediğimiz yer Osmanlı Devleti'nde bir eyaletten ibaretti. Şam dediğimiz yer Osmanlı Devleti'nde bir eyaletten ibaretti. Ve buralar el emin beldelerdi. Bakın Irak hiçbir dönemde Fellüce, Irak ve bu bölgenin tamamı hiçbir dönemde bu kadar emin olmamıştı. Ve ne yazık ki eski günlerine tekrar döndü. Bu bölgeleri sükunete erdirebilmenin yegane formülü İslam'dır, kardeşliktir, samimiyettir ve İslam kardeşliğidir. Osmanlı ecdadımız Medine'ye kadar treni götürmüş. Evet. Ve bu yollardan götürmüş. Evet, hiçbir engel olmaksızın. Bir defa bizim bu bağları tekrar kuvvetlendirebilecek projeler inşa etmemiz lazım. Ama bugün ne yazık ki AK Parti ile birlikte inanılmaz bir refah programı Müslümanların önünde. İnanılmaz bir hareket alanı Müslümanların önünde. Lakin ya bir bakanla da konuşurken bana şunu söylemişti. Yani dernekler daha neyi bekliyor ben anlamıyorum. Yani İslami STK'lar daha neyi bekliyor ben anlamıyorum. Yani ne isterseler veriyoruz. Ne isteseler destek oluyoruz. Önüne gelebilecek her şey için yardımcı oluyoruz. Bugün neden bu dernekler çalışmıyor? Bu rehavetten başka bir şey değil. Her şeyi devletten bekleyen anlayış, İslam bir anlayış değildir kesinlikle. Bizler projeler üretmek zorundayız. Bizler bir araya gelmek zorundayız. Bizler cemaatsel, düşünsel, felsefik farklılıkları bir kenara itmek zorundayız. Şu anda zor durumda olan, aç kalmış, sus kalmış, şu anda Ankara'da bile kaç tane yetim ve mazlum var? Biz bunların hepsini bir ekrana, sosyal medyaya yansıttık. İnsanlar gördüler. Kendi semtlerinde, kendi mahallelerinde böyle vakaların olduğunu duyanlar
Harekete geçtiler hemen. Ya nasıl olur benim yaşadığım sokakta böyle, mahallede böyle bir şey olabilir? Ben bu kadar rahat, zevk sefa içerisindeyken bu mazlumlar nasıl ekmeksiz ya da susuz kalabiliyorlar? Ama ne yazık ki bugün insanların %80'i şunu söylüyor. Belediyeler neden bakmıyor? İşte devlet neden bakmıyor? Neden işte falan Sağlık Bakanlığı ilgilenmiyor bu yalanlarla? Evet, onu soracağım. Siz bu sağlık hizmetleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan niye yararlanamıyorsunuz? Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan yararlanıyoruz. Zaten eğer Sağlık Bakanlığı'ndan yararlanmıyor olsak bunu çalışmadan hiçbirisini yapamayız. Ama bu insanların en temel sorunu dil problemi. Kendilerini ifade edemiyor oluşları. Bakın Suriyeli hastalara gidin, %80'in raporunda, %80'in reçetesinde şu ibare yazar. Dil problemi olduğundan anlaşamadık, o yüzden herhangi bir tanı ve tedavi yapamadık. Doktora gidiyor, doktor ücretsiz. Ama şimdi dış kapı hastanesine ya da Suriyelilerin merkez aldığı hastanelerin gittiğinizde 500 tane hasta gidiyor günlük. Bir tane şey var, tercüman var. 100 tane de olsa yine yetmez. Buradaki sorunu çözebilmek daha farklı. Yani STK'ların üzerine düşmesi lazım. Ya da insanlara dil öğretmek dil lazım. Öğretmek. Kendi ihtiyacını görecek kadar, kendi derdini anlatacak kadar dil öğrenmeli bile yeter. Ama bugün de bahsettiğim gibi 4 yıl geçmiş adam bir tek kelime Türkçe bilmiyor yani. Bunlar tam bir facia yani. Bir defa bakın ben bir gün bir STK yetkilisiyle konuşurken ya dedi işte burada şu anda işte falan vakıf 4 tane okul tesis etti. 4 okulda eğitim veriliyor. Türkçe eğitim veriliyor. Öğretim veriliyor. Ben ona söyledim yani kaç mesela bu 4 okulda kaç tane yani koskoca Ankara'da 60 bin Suriyeli yaşıyor. 60 bin Suriyeli var. Bu inanılmaz bir rakam. Yani burada kaç mesela bu 4 okulda kaç tane öğrenci vardır? Yani 1000 tane vardır. İyi de yani şu anda yani şeyde il göç idaresinde kayıtlı olan çocuk eğitime ihtiyacı olan çocuk sayısı 35 bin. 35 bin eğitime ihtiyacı olan, temel eğitime ihtiyacı olan çocuk sayısı var. Siz 1000 tanesine sahip çıktığınızı iddia ediyorsunuz ki hani o okullara giden çocuklar da inanılmaz yani 4 tane okul var. 4 tane okulda ne kadar eğitim alabilirler? 1000 tane çocuk. Halbuki sosyal medyaya bakarsanız bilgi kirliliğinde Suriyelilerin çocukları üniversiteye bile bedava giriyor. Sınavsız yani, giriyor. Ne yazık ki öyle bir imkan yok. Ve bu çocuklar daha da... Ya buna inanıyor insanımız. Ne yazık ki sosyal medya şimdi... Biz bu yüzden sosyal medyada çok aktifiz. Biz bu yüzden internet mecrasını çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Ve insanları paylaşıma sevk ediyoruz. Var mı öyle bir şey üniversiteden bedava okuyan? Yok ne yazık ki. Hiç sınava girmeden Suriyeli okuyan var mı? Yok ne yazık ki öyle bir şey yok. Veya burs alan var mı? Türk öğrenci şu Suriyeli... Şu kadar burs alıyor gibi rakamlar. Öyle bir şeyler var mı? Duydunuz? Zaten yönetmelik belli. Eğer birisi başka bir ülkede eğitim görüyorsa, o eğitim şartları yeterli değilse, burada sığınmacı pozisyona girdiyse, tömör gibi ve benzeri şeylerde eğitim alıyor. Bu eğitim sonrası sınava giriyor. Sınavdan sonra üniversiteye hak kazanırsa eğer giriyor. Ve bunların sayısı, yani yılda toplasanız 1000 tane değil. Yani 60 bin Ankara'da Suriyeli varsa? Hayır bunlar değil. Bunlar üniversite okuyan öğrenciler. Bunlar orada yüksek ihtisas yapan öğrenciler. Bu öğrenciler kabul ediliyor sadece. Onun dışında hiçbir öğrenci, yani mesela Muhammed gitsin ya da işte sokakta Önder'den birisini alıp götürelim, Milli Eğitim'e başvursun. Öyle bir sistem yok yani, öyle bir yönetmelik yok. Ama ne yazık ki, bir gün öyle bir noktaya gelmiş durumda ki mesela bana internetten şu yazılıyor. Suriyelilere kaymakamlık her ay düzenli olarak 500 lira maaş veriyormuş. 900 lira maaş veriyormuş. Evet evet burs veriyor. Yani 1200 lira burs veriyor. Burs veriyormuş. Ya dedim yani beyefendi dedim yani çok basit bir olay var. Yani birincisi bunu hangi kaymakamlık veriyor? İkincisi bunun delili ne? Yani nereden çıkartıyorsunuz bunu? Hangi yönetmelikte geçiyor? Yani hadi birlikte gidelim. Yani o kadar çok Suriyeli var ki şu anda elinde muhabbet. Biz de yaralandıralım, yardımcı olalım, destek olalım. Öyle bir imkan varsa eğer. Ya işte Kemküm. Yani ne yazık ki böyle inanılmaz bir şey var. Bilgi kirliliği var. Bakın ben bu kış çok zor bir kış geçirdim.
kimliği olmayan, ya bırakın eğitimi, kimlik alamıyor insanlar. Evet, o da ayrı bir sorun değil mi? Yani bir mültecinin kimlik alabilmesi, yani geçici koruma kimliği bu. Türkiye vatandaşı kimliği falan değil, TC falan verilmiyor. Bir numara veriliyor onlara, oradan takip ediliyorlar. Bunların tahkikat süresi en az 6 ay sürüyor şu anda. 6 ay bu insanlar Türkiye'de kimliksiz yaşıyorlar, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Eğitim hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Devletin, yani kaymakamlığın ya da belediyenin verdiği yardımlardan ya faydalanamıyorlar. Ve bu kış biliyor musunuz 2 tane çocuğumuz donarak öldü Ankara'da. Bir tanesi Dikmen'de çadırların içerisinde donarak öldü. Hiçbir kayıtları ve kürekleri yok. Hiçbir şekilde kömür ve benzeri yardımlar alamadılar. Ama sosyal medyada o dönemde öyle bir yaygara çıktı ki bütün devletin getirdiği yardımlar Türk vatandaşlarına verilmedi, Suriyelilere verildi. O zaman bu insanlar nasıl donarak öldüler? Bir telefon bağlantımız var, onu da alalım. Tabii. Yasin Bey, Yasin Doğan Ankara'dan arıyor. Buyurun efendim. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Alo. Buyurun efendim, buyurun. Sizi dinliyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olasın. Aydın Bey, iyi sorular. Ben Yaşar Hoca'ya sormak istiyorum. Buyurun. Ben zaten sizi Serkan Çetin üzerinden takip ediyorum. Sadece bir yere bağlı mısınız, değil misiniz? Bunu merak ettim. Konuğumuza mı soruyorsunuz efendim? Efendim? Konuğumuza mı soruyorsunuz? Evet, evet. Tabii efendim, cevap verecek. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yasin Bey'e ilgisi için teşekkür ederiz. Her şeyden önce tabii... aslında onu ayrı bir başlık altında ele almak gerekiyor. Sosyal medyada bize sorulan sorular. Sohbetin başında cevap vermiştiniz ama tabii. Biraz açalım istersen. Tabii inşallah. Şimdi şöyle, bizim zaten, bakın ben bir samimiyetle söylüyorum. Evet. Şu zamana kadar, ben şu anda 34 yaşındayım. Çocukluğumdan beri girmediğim cemaat, tarikat ya da farklı düşüncelerde olan İslami akım kalmadı. Ben yıllardır şu sorunun cevabını arıyordum. Bugün ne yaparsam Allah benden razı olur. Bugün ne yaparsam sırat-ı müstakim yolundan ayrılmam. Bugün ayetler ve hadisler üzerinde yaptığım çalışmalar sonrasında, ben ilim sahibi birisi değilim. Sadece bir ilim talebesiyim. İlim talebesi bile sayılmam yani. Ne yazık ki o kadri ve kıymeti de gösterebilmiş değilim. Bunları ben samimiyetle söylüyorum. Bize bu sorular çok soruluyor. Bir gün bir abimiz bize şöyle bir nasihatta bulunmuştu. Hani siz çok araştırıyorsunuz, çok konuyu eleştiriyorsunuz, çok cemaatlere, çok hocalara gidip geliyorsunuz, herkesle tanışmaya çalışıyorsunuz. Bence şöyle bir şey yapın. Bir şeye karar verdiğinizde, yapmadan önce, karar vermeden önce şunu sorun kendinize. Ben bu ameli yaparsam eğer, bu amelden Allah razı olur mu? Bu ameli, evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapar mıydı? Bu ameli Ömer yapar mıydı? Osman yapar mıydı? Bilal-i Habeşi yapar mıydı? Bunu sahabe yapmayacaksa, eğer o yaptığım kötü bir amelse, ben de yapmamalıyım. Bunu Allah razı olmayacaksa ondan uzak durmalıyım. Çünkü artık insanlar öyle bir noktaya gelmiş durumda ki sosyal medyada, insanlar fikir ve hoca yarıştırmaktan ileriye giden bir çalışma içerisinde değil. Benim hocam senin hocanı döver. Evet. Yani benim hocam sizin hocalarınızı ikiye katlar. Bu doğru bir İslami yaklaşım değil. Evet, o maalesef. Bu fikir ve ideolojik çarpışmalar 90'lı yıllarda artık taassuba dönüştü. Dünyadan Müslüman kanı akıyor. Yani insanlar şu anda şunu niye anlayamıyorlar? Yani bizim bir yere bağlı olmamız, Kur'an'a ve sünnete bağlı olmamızdan daha mı önemli? Bizler Kur'an'a ve sünnete bağlı olmak zorundayız. Bizim her şeyden önce ve her şeyden evvel buna değer vermemiz ve bunun emrettiği şekilde yaşamamız lazım. Ben bunu soran bütün kardeşlerime şunu söylüyorum. Bağlılık Kur'an'a ve sünnete olursa bu amellere yansır. Ama bağlılık taassupla insanlar olursa o insanların yönlendirdiği şeylere yansır. Yönlendirdiği fikirlere yansır. Fikirlerin gerçekleşmesi, amele dönüşmesi gerçekleşmez. Biz ayetlerini okuyorsak, hadiste, sahih hadislerde ne okuyorsak onunla yaşamaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz alimler illaki var. Yani onların görüş ve fikirleri bizim için çok çok önemli.
Ama biz her şeyden önce şunu söylüyoruz. Bizim konuşacak, düşünecek dahi vaktimizin olmaması lazım. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Sahaya inme zamanı. Yani sahada yani her şeyden önce şunu düşünün. Bir kaza olmuş, yolda gidiyorsunuz. Yani ailenizle, Allah korusun tabii. Yani ben o çocukları gördüğümde kendi kızlarım aklıma geliyor. Benim de iki tane kızım var. Allah. Yani o canayı gördüğümde benim aklıma kendi kızım geliyor. Benim çocuğum da böyle yanabilir diyorum. Yani öyle bir şey oldu ki mesela çay konacak oluyor çocukların yanına, yani çocuklarım kenara çekiyorum yani. Yanlışlıkla dahi azıcık bir yanları yansa. Çünkü o acıyı ben hissettim, gördüm. Yani eğer bu şekilde yüreğinizde bunu hissetmiyorsanız hangi cemaatten olduğunuzun ne önemi var? O acı çığlıkları, yani biz o pansumanları falan biz kendimiz yapıyoruz. Hastaneleri biz götürüyoruz o çocukları. Yani bana elimi ne zaman vereceksiniz diyen bir çocuğun yani için çok önemli mi ya? Hamza evet. Bana bunu soruyor. Bana elimi ne zaman vereceksiniz? Elleri kopmuş çocuğun. Yani çocuk o kadar inanmış ki, bize o kadar güvenmiş ki. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya işte Hamza'nın babasını şöyle bir şey diye söyleyebiliyor musunuz? Hangi tarikata bağlısınız? Ya da siz hangi cemaattensiniz? Hangi hocayı takip ediyorsunuz? Böyle bir şey sorabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani o bu sahada bu fikirlerin, bu görüşlerin hiçbir önemi ve ehemmiyeti yok. Bu sahada yüreğin, samimiyetin ve ihlasın önemi var. Burada siz 1600 Ankara'da yetim var. Daha yetim çok ailemiz var. Aileniz yani. Var. Onlarla yakın alakadar oluyorsunuz ama bildiğim kadarıyla da Suriye'de, Türkmenistan, Türkmen Dağı'nda farklı yerlerde yardıma muhtaç insanlara da farklı yardımlarda da bulundunuz. Evet. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi bizim çalışmamız ilk Türkmen Dağı'nda başladı. Türkmen Dağı'nda ne yazık ki ben özellikle bunu belirteyim. Şu Ocak ayı yani Rusya Türkmen Dağı'na saldırmadan öncesine kadar ne yazık ki ilgi ve alaka yoktu. Ne yazık ki oradaki insanlar kırık, çarık silahlarıyla mücadele ediyorlardı. Ve daha da enteresanı Esad'a karşı ilk direniş merkezi Türkmen Dağı'ydı. Şu anda oradaki çalışmalarda biz yine yetimleri önceleyerek çalışmaya başladık. Ve bizim ilk mücadelemiz, yani mücadelenin ilk yıllarından bu yana tek amacımız yetimlerin Türkiye'ye geçmemesi. Ailelerinden kopmaması, akrabalarından kopmamasıydı. Ama ne yazık ki kapıların açılmasından sonra, bu ailelerin Türkiye'ye gelmesinden sonra biz Türkiye içinde kesinlikle yardım çalışması yapmıyorduk. Sadece hastaların yönlendirilmesi, hastanede doğru düzgün hizmet alabilmeleri ve dertlerini anlatabilmelerine yardımcı oluyorduk. Çalışmalarımız da büyümeye başlayınca, Suriye içinde de yardım çalışmaları Suriye içindeki yardım çalışmalarını daha organize yapmaya, yetimhaneler kurmaya, annesiz, babasız, akrabasız, yani ne yazık ki bütün akrabaları ölmüş yetimler var. Ve orada maalesef. Kötü niyetli insanların eline geçmesin diye bunları toplamaya başladık. Şu anda ortak çalıştığımız STK'larla birlikte yürüttüğümüz 6 tane yetimhane var. Ne yazık ki son dönemde Ankara'daki yetimlerin artışı, Ankara'daki yetimlerin çok daha mağdur oluşu ve yaralıların sürekli Ankara'daki teşekküllü hastanelere sevkinden dolayı çok fazla yardım götüremiyoruz. Artık ayda bir tırı zor çıkartıyoruz. Tabii şey de var, Türkiye'de algı operasyonları da çok ciddi maalesef. Etkili oldu. Eskiden ben çok iyi hatırlıyorum, bundan 3 yıl, 4 yıl önce biz sadece İç Anadolu bölgesinden Her hafta 2 tır 3 tır çıkartıyorduk. Gıda yardımı. Gıda yardımı, giysi yardımı, ayakkabı yardımı, kırtasiye yardımı, nereye okul yardımı. Bunların hepsi Türkmen Dağı'na gidiyordu. Türkmen Dağı'ndan o bölgelere, yetimhanelere ulaşıyordu. Biz ilk günden beri sadece yetimhanelere yardım ediyoruz. Bakın şu çok önemli. Suriye bizim için bir kambur değildir. Suriye bizim için bir vefa merkezidir. Onlar nasıl gelip Çanakkale'de, Rakka'dan, Halep'ten, Şam'dan, Laskiya'dan şehitler verdilerse Çanakkale'de biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu bir vefa günüdür bugün. Bizler bugün ne yazık ki sosyal medyanın
özellikle taassup sahibi, yine cemaatler söz konusu olacak. İşte falancı filancı, işte falan cemaatten filan cemaatten insanların aşırı taassuplarından dolayı oradaki mücadele bölündü. Başka hiçbir şeyden dolayı değil. Dünyalıklardan dolayı bölündü. Oradaki mücadelenin gerçek anlamda bu kadar parçalanmasının sebebi, en baştaki sebeplerden bir tanesi bu. Akidevi ve düşünsel, fikirsel ayrılıklar bir kenara itiyorum. Ama her şeyden önce şunu çok iyi anlamak lazım. Suriye'de ne olursa olsun hiçbir şey yapmıyorsak, oradaki mücadeleyi bir kenara itelim, bir kenara bırakalım. Yetimlere sahip çıkmak zorundayız. Oradaki mazlumlara, yaralılara sahip çıkmak zorundayız. Bunlar bizim için bir vebal. Düşünebiliyor musunuz? Rusya, Amerika kilometrelerce öteden gelip oradaki insanları vurabiliyor. Biz dibimizdeki insanlara yardımcı olamıyoruz. Bugün ne yazık ki Suriye'de yardım yapan bütün yardım kuruluşları terörize edilmeye çalışılıyor. Bu örgütlere terör yaftası vurulmaya çalışılıyor. Daha önce ismi önemli değil, büyük bir derneğe El-Kaide operasyonları yapıldı. Malum işte paraleller tarafından. Bunlar çok önemli hadiseler, çok önemli bakış açılar, çok önemli yönlendirmeler. Ve ne yazık ki, bakın ben farklı bir STK'yım, onlar farklı bir STK. Biliyor musunuz, birçok STK şunu söyledi. Oh olsun, gördün mü, işte Allah başlarına bu belayı verdi diyenler oldu. Bakın her şeyden önce şunu çok iyi anlamamız lazım. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Farklı, yanlış, eksik olabiliriz. Hatalarımız olabilir ama hepimiz aynı gemideyiz. Aynı geminin dümenini tutuyoruz. Aynı geminin içerisinde duruyoruz. Bizler bu gemi batarsa hepimiz birlikte batarız. Bir defa artık bu bilinci doğru bir şekilde ortaya koymalı ve birikimlerimizi, gücümüzü doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Şu anda yardımlar neredeyse eksi değerlere düştü. Kendi kaynaklarımız yetmez hale geldi. Yani çalıştırdığımız, yani inanın şu anda biz var ya, yanımızda çalışan amelelere çorba parası veriyoruz. 500 lira, 200 lira, 300 lira. Yani indirdiğimiz, yüklediğimiz tırları yükletemez, tır parası bulamaz hale geldik. Bütün STK'lar böyleler. Ben bir STK tanıyorum. Deposunda 3 yıldır malzeme var, sevk edemiyor tır parası bulamadığı için. Bu bilgi kirliliğinden dolayı. Tabii ki. Bir de korkuyor artık insanlar. Şimdi Türkmen Dağı'na gidiyorsunuz, Nusracı oluyorsunuz. Subhanallah. Türkmen Dağı'nda Nusracı'nın ne işi var? Orada muhaliflere yardım ediyorsunuz İdlib'de, ne bileyim neyici oluyorsunuz. Öteki tarafa gidiyor. Ya arkadaş, biz nereye yardım edeceğiz? Ve Türkiye'nin en büyük izlediği yanlışlardan bir tanesi Türk toplumunun söylentilere, kara propagandalara, yanlış yönlendirmelere, algı operasyonlara kanıyor oluşu. Bakın ben herkese şunu söylüyorum. Arkadaş, yardım mı yapacaksın? Bakın biz geçen kuyu çalışması yaptık. Allah'a hamdolsun şu anda Myanmar'da, Bangladeş'te ve Tayland'da çalışmalarımız var. Filistin'de çalışmalarımız var. Çalışmalarımız büyüdü. Her yerde yetimhaneler açmaya ve yetimlere destek olmaya çalışıyoruz. Yalova'dan bir abimiz aradı. Dedi ki, buradan kendine de selam gönderiyoruz. Allah ona razı olsun. Ya dedi, ben dedi 5-10 tane kuyu açtırmak istiyorum. Orada yetimhaneler varmış. Evet. Oradaki yetimhanelere kuyu ikram edelim dedi. Dedim tamam. Parayı nereye yatıracaksın? Yani sen gideceksin, kendin vereceksin, kendin ödeyeceksin, kendin açtıracaksın. Ya öyle şey olur mu? Zaman yok falan. Vallahi zamanı ayarla. Biz beraber gideriz. Zamanımız var. Sen ne zaman müsait olursan haber ver. Öyle deyince daha da iştahlandı. 10 kuyu açacakken 24 kuyu açtım. Maşallah. Bir kuyu ne kadar? Bir kuyu şu anda orada $350. $350. Tabii o konuya da ayrıca geleceğiz. Şu anda biz Ümmetin Yetimleri Derneği olarak bu kadar popüler olmamızın en büyük sebebi şey değil. Hani çok yayın yapıyor olmamız, her şeyi göz önüne sürüyor olmamız değil. Mesela şu anda bizim orada açtığımız kuyu, şu anda ismi önemli değil, farklı STK'lar tarafından ya da ismini STK demek de doğru değil, kuruluşlar tarafından daha farklı fiyatlar lanse ediliyor. Şu anda biz oraya 300 TL'ye kurban kesiyoruz. Yani adak kesiyoruz, akika kesiyoruz. Yine Filistin'de, yine Afrika'da adaklar, akikalar kesiyoruz. Yani bizim fiyatlarımızda hani meşhur şey var ya, derneğe bağış yaptığınız zaman, evet, dernek onun %20'sini kendine ayırıyor, kendi giderlerini. Öyle bir şey yok bizde. Biz tamamen gönüllülük esasına dayanıyoruz.
Bize gelen kişi kendi parasını harcıyor. Kendi eliyle ödüyor. Bir de hesaplarımız açık. Her türlü denetime açık. Tabii ki. Her şeyden önce resmi çalışıyoruz. Gayri resmi çalışmalara da karşıyız. Bunun yanı sıra şeffafız. Bize kim mesela bizi eleştirdiği zaman sorduğumuz soru şu. Birincisi, bu eleştiri yapıyorsunuz, deliniz ne? Varsa bir hatamız ortaya koyun, değerlendirelim. Özür dilememiz gereken bir yer varsa özür dileyelim. Ve daha da önemlisi, telafi etmemiz gereken bir şey varsa hemen telafi edelim. Varsa yanlışımızı düzeltelim. Tabii ki. Şimdi bizim bu yapımız herkes tarafından dikkate alındı. Ve herkes rahatlıkla eleştirebilir. Rahatlıkla soru sorabilir. Rahatlıkla gelip çalışabilir. Kendi parasını kendi harcayabilir. Kendi hayrını kendi yapabilir, bir platform oluştu. Yeter ki sizle irtibata geç. Kesinlikle. Biz şunu istiyoruz. Bakın mesela bir abimiz geldi, dedi ki benim 5000 dolar param var. Bir tane kuyu açtırmak istiyorum. Dedim hani hakkınızı edin. Aslında bu tür konulara girmeyi çok sevmiyorum. Çünkü o da tabii o insanların zaafı ve yanlışıdır. Dedim ki yani kusura bakmayın da yani bir tane kuyu derken nerede açtıracaksınız? Dedim Myanmar'da açtıracağız. Dedim ki yani biz dedim 5000 dolara iki tane istasyon kurarız. Yani her istasyondan 1000 kişi istifade ediyor. Yani o kadar derin kuyu ki. Yani ve su arıtma cihazı, jeneratörü, pompası her şey dahil. Öyle deyince çok şaşırdı. Ya dedi o zaman dedi nasıl yapalım? Abi dedim birincisi vaktiniz var mı? Çünkü siz gideceksiniz. Biz hazırlıkları yapacağız. Oraya vardığınızda ekip sizi karşılayacak. Kuyular açılmaya başlanacak. Kuyularınızı açıp geleceksiniz. O kadar heyecanlandı ve şaşırdı ki abi. Şimdi hazırlık yapıyor. Maşallah. Yani ta Almanya'dan gelecek. Myanmar'a, Bangladeş sınırına, Cox Bazar'a gelecek. Ve şu anda 250 bin mültecinin yaşadığı. 150 bin. Bu 250 bin mültecinin 150 binin yetim aile. Babaları ya kayıp, ya haber alamıyorlar, ya vefat etmiş. Şehit edilmiş, öldürülmüş. Biraz toparlayacak olursak, gönüllülük konusuna biraz ben değinmek istiyorum. O konuda size gönüllü olmak isteyen, sizinle irtibata geçmek isteyenler neler yapacak? Şimdi bizim... Minimum ve maksimum bütçeleri ne olabilir? Ne ihtiyacınız var? Şimdi bizde öyle bir bütçe yok. Kim ne kadar isterse o kadar yardım ediyor. Yani bizim fiyatlar zaten belli. Biz mümkün olduğunca taban fiyatlarla çalışıyoruz. Yani bakın, aylık elektrik faturasından başlayabiliriz. Tabii ki. Yani çok yani bir tane ayakkabıdan başlayabilirler. 5 tane ayakkabıdan başlayabilirler. Bakın şu çok önemli. Bu ümmet çok güçlü bir ümmet. Ama artık bazı vakalardan, algı operasyonlarından dolayı insanların maalesef, birbirine karşı güveni kalmadı. Biz bu güveni tesis etmek için uğraşıyoruz. Biz diyoruz ki arkadaş bize de güvenmeyin. Gelin kendiniz yardım edin. Gelin kendi programınızı kendiniz yapın. Gelin siz de bir yetimin başını okşayın. Biz aracılık yapalım. Tabii ki biz aracılık yapıyoruz. Yani şimdi ben şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar hayırlı bir işe soyunmuşsunuz. Adamın kafasındaki şüphelerden yoruluyorsunuz. Adamın kafasındaki o algı operasyonlarının karşısında maruz kaldığı algı saldırılarına karşı yaşadığı bunalımlarla uğraşıyorsunuz. Yardım yapamaz hale geliyorsunuz daha sonra. Ben insanlara şunu söylüyorum. Arkadaş ne problem? Güven problemin var. Gel kendine yardım et. Aracı koy. Akraban yok mu? Bir tane ablamız var Bolu'da. Abi hakkınızı verdim. Daha önce bir para gönderdim Ankara'da bir derneğe. Bana fotoğraf göndermediler, video göndermediler, zamanımız yok dediler, hakaret ettiler falan. Dedim yani bu yardımla ilgili bir şey değil. O adam yardım işi yapmıyormuş dedim yani. Nasıl yapacaksınız abla? Ya dedim eğer uygun bulursanız, yanlış anlamazsanız eniştem var onu göndereceğim. Şu anda eniştesi bizim bir numaralı gönüllümüz. Maşallah. Niye? Çünkü bakın şu çok önemli. Yetimler yani bu çocukların, yani çocuklarımız gerçekten ya yani inşallah siz de bekleriz. Yaşları çok küçük. İnşallah. Ve o kadar masumlar ki. Şimdi ben herkese şunu soruyorum. Yani gelip bu adama de ki, yani mesela falan tarikattasın, falan cemaattesin. De ki sen şuna inanıyor musun de. Nasıl bir cevap alırsın? 3 yaşındaki çocuğa. Gerçekten yetimlerin yaş ortalaması gerçekten çok küçük. Hiçbir fikirleri yok. Ne alırsanız onu koyacaksınız oraya. Nasıl şekillendireceksiniz?
Bu arada bir saatlik programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım. Ben buradan bizi izleyenlere ne mesaj verirsiniz? Ümmetin Yetimler Derneği Hasbelkader kurucu başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bu sistemleri Allah'ın yolunda hizmet edebilmek için kurduk. Bizler ne olursa olsun köprü vazifesini terk etmememiz gerekiyor. Bizler bütçeler kuran, arkada devasa holdingleri olan yapılar falan değiliz. Ben de göçmenim. Benim ailem de bir zamanlar buraya Dağıstan'dan, Çeçenistan'dan göçerek gelmişler. Bir tarafımız Çerkez, öteki tarafımız Çeçen, öteki tarafımız Kırşehirli. Yani baktığınızda hayat herkese farklı şeyler sunuyor. Bir zamanlar biz de bu sıkıntılar yaşadık. Bir zamanlar eminim sizler de, ekranlar karşısında olan insanlar da farklı yerlerden gelmiş farklı sıkıntılar yaşamışsınızdır. Bize bu nimetleri Allah sadece imtihan olsun diye veriyor. Fakirleri de bize imtihan olsun diye veriyor. Bunun bilincinde olarak sahaya çıkarsak, ihlas ve samimiyetle sahaya inersek Allah gerisini tamamlar. Allah Azze ve Celle ona teslim olmamızı ve sadece ihlas ve samimiyetle onun yoluna girmemizi bekliyor. Bu vesileyle size çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Herkesi sahaya davet ediyoruz. Kendi eliyle kendi yardımını vermeye, yetimlerin başını okşamaya, bir yaralının, bir hastalığının derdine derman olmaya, yarasını sarmaya davet ediyoruz. Bizim davetimiz şüphesiz Allah ve Resulü'nedir. Şüphesiz o davetlerin en güzelidir. Herkese buradan bize destek olan, özellikle yurt dışından destek olan, bize güvenip parasını emanet eden, emeğini ve zamanını bize emanet eden bütün kardeşlere buradan selamlar gönderiyoruz. Bu vesileyle de size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Muhammed Hocam siz buyurun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Size teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Ankara'dan bugünkü programımız burada noktalıyoruz. Çarşamba günkü programımızda görüşmek dileğiyle saygılar sunuyoruz.